Başka hadis-i şerifler var bu konuda aynı manada, ama bu hadis-i şerifi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Buyuruyor ki eninül maride tesbihun. Hastanın enini, enin ne demek? İşte buna enin derler. İnlemek demek yani. Hastanın iniltisi nedir? Tesbihun. Sanki eline tesbih almış da dervişlik yapıyormuş gibi şakır şakır öyle tesbih çekiyormuş gibidir. Hastanın iniltisi tesbihtir, bir. Ve siyahuhu tehlilün. Başka ne yapıyor hasta? Ah diyor ya, siyah ne demek? Sayha vurmak, yani feryat etmek demek. Bağırıyor ya hasta bazen, yandım Allah. Acıyor tabii, sancı bir saplanıyor. Ah diyor ister istemez. Demeyecek ama dayanamıyor. Ah yapıyor. Ha işte o inlemesi tesbihtir. Feryadı la ilahe illallah'tır. Tehlildir. La ilahe illallah demek gibi sevaptır. Sonra ve nefesühü sadakatın. Nefesi sadakadır. Her nefesi sadakadır. Ve nevmuhu alel firâşi ibadetin. Yatağında uyuması, sızması ibadettir. Çok ızdırap çekti zavallı, şimdi ineği bastık buduna, ondan sonra uyudu şimdi. Ha, uykusu ibadet. Kendinden geçti, mışıl mışıl uyuyor, anlık boncuk boncukta, tamam, ibadet sevabı alıyor. Ve takallubuhu min canibin ila canibin ke ennema yukatilül abdü fî sebilillah. Yatakta bir o tarafa dönmesi, sanki kul Allah yolunda cihat ediyor gibi sevaptır. Sanki ya Allah demiş, düşmanla çarpışıyor gibi sevaptır. Yekulullahü subhanehu li melaiketihi. Allah subhanehu ve teala hazretleri meleklerine buyurur ki üktübu li abdi ahsene mâ kâne ya'melu fî sıhhatihi. Şu kulumun sıhhatliyken yaptığı ibadetlerin en güzellerini yapıyormuş gibi şimdi buna sevap yazın. Camiye giderdi ya, hatim indirirdi ya, oruç tutardı ya, tesbih çekerdi ya, erkenden camiye tıpış tıpış gelirdi, burada cüz okunur onu dinlerdi ya, hani böyle sıhhatliyken ne ibadet ehli bir adamdı ya, tamam. Onun en güzeli, hangi gün en güzeli, en sevaplı? Öyle yapıyormuş gibi yazın sevabı buna ey melekler. Şu hastanın sanki bunları yapıyormuş gibi, sıhhatliyken yaptığı şeyleri yapıyormuş gibi defterine yazın sevapları. Camiye gitti, hatim indirdi, oruç tuttu, sadaka verdi, kabir ziyareti yaptı, efendim hayır yaptı, hasenat yaptı gibi o sıhhatliyken yaptığı şeyleri, o hangi gün en iyiyse en güzelini yapıyormuş gibi yazın de buyurur meleklere Allah-u Teala Hazretleri. Feyza kame ve meşa. Yataktan hastalığı geçip iyi olup da kalkar da yürürse hasta, kâne kemen la zembelehu. Hiç günahsız insan gibi olur. Silinir günahlar. Hepsini siler Allah. Defterde günah kalmaz. Hepsini siler. Hiç günahsız gibi olur. Anasından doğduğu gün gibi olur. Başka hadis-i şeriflere göre. Ve başka hadis-i şeriflere göre buyurulmuş ki Allah, hadi günahlarının hepsini sildim, feste'ni fil amel, işe yeniden başla, pırıl pırıl, hadi bakalım, silindi eskiler, bundan sonra günah işleme dermiş. O bakımdan hastalık insanın günahlarını temizleyen, affettiren, bağışlatan bir sebep oluyor. İnsanlar hastalanır bazen, bazen sıhhatli olur. Hastalığın bazısı küçük olur, bazısı büyük olur, bazısı amansız olur. Bizim Hasip Efendimiz'i onun zamanında yetişmiş derviş kardeşlerimiz anlatıyor, ağabeylerimiz anlatıyor. Misafirler geldiği zaman böyle benim gibi güleç güleç konuşurmuş onlarla, sohbet edermiş Hasip Efendi. En son misafir evinden Allah'a ısmarladık deyip el öpüp çıktı mı başlamış. Ya misafirin yanında gık demezmiş, belli etmezmiş. Hiç ızdırabını, hastalığını belli etmezmiş. Prostatı varmış, inim inim inlermiş. Herkes gittikten sonra. Şey yapıyor, serbest kalıyor. O zaman şey yaparmış. Gık demezmiş. Tabii hastalığı sevap kazanmak için çaresi nedir? Şikayet etmemek, sabretmektir.
Bazen amanlı hastalık olur, bazen amansız hastalık olur. Allah bazen günahları affolsun diye yatakta uzun zaman yatırtır yani. Öylesi de olabilir. Tabii Allah'tan biz ne istiyoruz? Afiyet istiyoruz, sıhhat istiyoruz, selamet istiyoruz, huzur istiyoruz, mutluluk istiyoruz, efendim sıhhat afiyetle yaşamak istiyoruz, imanı kamiliyle ölmek istiyoruz, çok ızdırap olmasın diyoruz. Hocamız da öyle dua ederdi kendi üslubuyla. Ya Rabbi, az ağrı asan ölüm kamil bir imanla. Ölümün de çeşidi var. Canı çıkmaz adamın, çırpınır durur. Günlerce çırpınır. Can çıkmaz. Kimisinin canı zor çıkar. Az ağrı. Ağrısız yok. Kolay bir ölüm. Asan bir ölüm ve kamil bir iman ile yarar. Kelime-i şehadet getire getire ölmeyi nasip etsin. Hocamız yatıyordu odasında. Başucundaydık. Öyle efendim böyle şey yaparken işte öğleye yakın bir saatte başı şöyle oluyordu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir hafta önce Hicaz'dan gelmişti. Hemen 3-4 gün sonra yatağa düştü. Ondan sonra da hani 3 gün yatak, 4. gün toprak demiş dedelerimiz. Öyle de oldu yani. 2-3 gün yattı. Bir gün hasta bakıcıyı ağlarken gördüm banyoda. İdrarını yaptırmışlar, sırf kan. Hasta bakıcı onu gördü, anladı vaziyeti. İdrar, sırf kan ne demek? Böbrek vazife yapmıyor. Baktım, banyoda ağlarken gördüm. Yani hani eşya, odada yatıyor da kendisi, şeyi, şişeleri, mişeleri banyoya getiriyorlar, yıkıyorlar falan ya hani. Hasta bakıcı orada ağlarken, baktım ağlıyor, yakaladım. Vaziyeti anladım. Yani öyle. Az ağrı, asan ölüm, kamil bir iman ile ölmek. Tabi bazen ölüm olur. Allah çektirmesin, dert verip derman aratmasın, kimseye muhtaç eylemesin, kapı kapı gezdirmesin, merde namerde el açtırmasın. Ne güzel dualar etmiş eskiler böyle, candan hayat tecrübesi, süzme böyle güzel güzel dualar etmişler. Ne anlıyoruz bu hadis-i şeriften? Hasta olabilirsin. Ya iyi insanlar da hasta olur mu? Evliya da hasta olur mu? Allah'ın peygamberleri hasta olur mu? Olur ya, sevabı çok. Sevap kazandırmak için Allah onları hasta eder bazen böyle. Hasta yatar. Aylarca, yıllarca hasta yatanları olur. Hasta yatabilir, olur. Allah'ın sevgili kulu da ızdırap çeker mi? Çeker. Eyüp Aleyhisselam'ı duymadın mı sen? 18 yıl hasta olmuş diye bir rivayet var. Hadi 18 olmasın, güzel hatırın için 12 yıl olsun. Hadi biraz daha tezcilat yapalım, 800 olsun. Hadi biraz daha yarıya indirelim, 4 yıl olsun. Ya 4 yıl olsa, 3 yıl olsa yani az mı? Senelerce bütün vücudu yara olmuş, şehirden çıkarmışlar. Çöplüğe, mezbeleye atmışlar. Eyüp Aleyhisselam insanların yanında değil. İnsanlar yanında yanaşamıyormuş. Çöplüğün başına geliyorlarmış, uzaktan acıyarak bakıyorlarmış adamcağız. Yazık, çok fena diye. Yanına yanaşamıyorlarmış, bulaşır bize diye korkularından. Senelerce sabretmiş öyle. Bir hanımı, vefalı hanımı, mübarek hanımı Allah şefaatlerine erdirsin. O gelir gidermiş yanına, yiyecek verirmiş. Ne ızdırap. Ama sabredermiş Eyüp Aleyhisselam. Gık demezmiş. Tenini kurtlar yermiş, kurtlanmış. Kurtlar düştükçe onun üstüne koyarmış. Allah malı varmış, malını almış. Evladı varmış, evlatları hepsi gitmiş. Sıhhati varmış, sıhhati gitmiş. Hepsine sabretmiş. Eyüp Aleyhisselam. Sabır timsali. Mübarek insan. Bazen öyle olur. Bak Allah'ın sevgili kulları neler çekiyor. Sen de ne yapacaksın? Sıhhat isteyeceksin, afiyet isteyeceksin her zaman. En güzel dua ne? Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete vel muafate daimete fid dini ve dünya ve ahire. Ya Rabbi ben senden daimi afiyet istiyorum. Hem dini konularda dinim sağlam olsun, bozuk olmasın, itikadım filan, kafam yamuk olmasın, kalbim kara olmasın. Fid dini ve dünya. Hem dünyam güzel olsun. Dünyada da sıkıntı çekmeyeyim. Allah saklasın Sırp'ın eline düşsem. Ermeninin, Rum'un efendim zulmüne uğrayan o insanlar, Trakya'dakiler, Çeçenistan'dakiler, Sırbistan'dakiler, Bosna Hersek'tekiler, Allah imdatlarına yetişsin, yardımcı olsun. Dünya, hem dünyam iyi olsun hem de ahiret. En mühimi ahiret ama hem dünya hem ahiret. Hem ruhen hem bedenen hem sıhhaten Allah sıhhat afiyetle eylesin diyoruz. Diyoruz ama bizden istemek, Allah'tan da takdir etmek. Nasıl takdir ederse. Bazen hastalık, bazen acı hastalık,
bazen ıstıraplı hastalık. Ne yapacaksın? Şikayet etmeyeceksin. Tahammülsüzlük göstermeyeceksin. Tepenin tası atmayacak, mantar pıt diye patlamayacak, çıkmayacak. Yani şey olacaksın, haddini bileceksin, sabredeceksin, sevaplar kaçmasın diye. Doktor kardeşlerimiz bu hadis-i şerifi yazsınlar, çoğalsınlar, hastalara versinler. Hastanede ilaçtan evvel sana bir şey vereceğim desin, asıl bunu versin. Hasta da biraz müteselli olsun, değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, maal besmele.